sizlerin de yakından takip ettiği gibi son yıllarda iş dünyasında daha fazla kadının yer almasına, CEO ve yönetim kurulu gibi pozisyonlarda sayılarının artmasına yönelik stratejiler uygulanıyor. Hükümetler ve şirketler düzeyinde örnek stratejiler var. Son yıllara bakarsak da 500 büyük şirket içinde de profesyonel kadın CEO ve yönetim kurulunda kadınların oranı her geçen yıl artıyor. Biz de Ekonomist dergisi olarak bu konuya dikkat çekmek ve öne çıkan liderleri ödüllendirmek için tam 8 yıldır 50 güçlü kadın CEO listesini yayınlıyoruz. Bugün de araştırmamızın 3. ödül törenini düzenliyoruz. Ve ödül alan bütün kadın CEO'ları ve ekiplerini teker teker kutluyoruz ve hepsine kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz. Evet, bu etkinliği gerçekleştirmemizde büyük katkıları olan co-sponsorlarımız Alternatif Bank ve NCN, destek sponsorlarımız Adel Kalemcilik, Beymen Grup, CPP Group Turkey, Little Caesars, PepsiCo, Sodexo ve Volkswagen Doğuş Finans'a katkıları için çok teşekkür ederiz. İlk olarak Kapital ve Ekonomist dergileri yayın direktörü Sedef Seçkin Büyü'yü açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ekonomist dergisi olarak bu yıl 8. kez hazırladığımız 50 Güçlü Kadın CEO araştırmasının ödül törenini online olarak gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle ödül alacak 50 kadın lideri kutluyorum. Araştırmamızın Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, onları yönetici kademelerine aday olmaları için cesaretlendirmek için kritik önem taşıdığını düşünüyoruz. Şimdi de Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Engelleri aşmış ve şirketlerin zirve yönetimlerine tırmanmış sizler gibi kadın yöneticilerimizin başarı hikayeleri tüm kadın çalışanlara ilham kaynağı oluyor, gittikleri yolda cesaretlendiriyor. Bugün burada bulunan kadın liderlerin başarısının tüm kadın çalışanlara önemli bir ilham kaynağı olduğuna inanıyorum. Merhabalar. Bugün farklı sektörlerde başarılı işleri imza atan kadın CEO'larımızı fark yaratan kadın liderlik panelimizde ağırlayacağız. Ben 98 senesi krizi sonrasında iş arama sürecine başlamıştım. Ve bir yıl sürmüştü benim iş arama sürecim. Aslında bugün ilk önce işte okullarını bitirmiş ya da belli mesleki tecrübelerini elde etmiş fakat iş arama sürecinde olan biraz belki omuzlara düşmüşse o omuzları kaldırmak için bir iki şey söylemek istiyorum. Tüm erkek, kadın, tüm cinsiyetlerdeki bütün arkadaşlarıma bir kere kimse moralini bozmamalı. Çünkü hayatın bize getirdiği zorluklar hepsi bizi daha güçlendirmek için olan zorluklar. Önemli olan siz bu zorlu süreçlerde bu zorluklara nasıl karşılık verdiğiniz. Bir yıllık iş arama sürecinin sonrasında ben de şu anda çalıştığım, içinde çalıştığım kuruma dahil olmuştum. Ve belki de o iş arama sürecinin getirdiği şevk ve hevesle işime çok sahip çıktım. Belki arkadaşlarıma en çok tavsiye edeceğim şey, koşullar ne olursa olsun herkesin kendi tecrübelerini geliştirecek, bu illa mesleki anlamda olmayabilir ama hayatın herhangi bir alanında kendilerini zenginleştirecek, tecrübelerini zenginleştirecek konulara eğilmeleri asla umutsuz olmamalı. Çünkü bizler çok krizler gördük, geçirdik. Bunların hepsi bir gün geçecek ve inşallah istediğimiz büyümelere hep beraber bizler kadınlar ve erkekler olarak ülkemizi taşıyacağız. Tabii burada kişiler kendilerini zenginleştirdikçe aslında iş hayatındaki kariyer yarışında da o zenginleştirilmiş tecrübelerle birlikte çok daha fazla katkı sağlamaları mümkün olacak. Ben bugün neredeyse 2000 çalışanı olan bir işletmenin yöneticisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. CV'lerde sadece okulların isimlerinin yazılması ya da belli sertifika programlarının isimlerinin yazılması değil. Gerçekten kendinizi farklı tecrübelerle donatmışsanız bu fayda sağlıyor. Belki bütün kadın ve erkekleri söyleyeceğim. İşinize sahip çıkın, kendinizi geliştirin,
Ve mümkün mertebe bütün koşullara rağmen kendi kişisel motivasyonunuzu yukarıda tutun ve mutlu olmak için gönlünüzden ne geçiyorsa onu yapın. Belki kadınlara özel şunu söyleyebilirim. Kadınların erkek çalışanlardan farkına baktığımız zaman genellikle bizlerin kafasında ya da çevremizdeki, belki ailelerimizden gelen konu komşumuzun bize söylemesiyle belli çerçeveler var. Kadınlar bugün istemeyi bilmiyorlar. Yani iş hayatında benim gözlemlediğimde hem kariyerleriyle ilgili hem kendi gelişimleriyle ilgili talep etmeyi bilmiyorlar. Aslında size sunulmuş olan çerçeveleri tamamen reddetmek ve sizin kendi limitlerinizi kendinizin keşfetmesi buradaki en önemli değişim olacak. Onun için kadınlara iş hayatındaki veya iş hayatına atılmak isteyen kadınlara söyleyeceğim şey de size sunulmuş çerçeveleri reddedin. Herkes, siz kendi çerçevenizi kendiniz çizeceksiniz. Ve limitlerinizi de küçük tutmayın, geniş tutun. Mesela çok tipik olarak fabrikaların içerisinde veya saha teşkilatlarında, dışarıda satış pozisyonlarında görece daha az kadın olduğunu görüyoruz. Bugün hem kendi firmam için yönetim kademimizin %50'si kadın, fabrikamızda artan sayıda kadın çalışan var. Sahada satış pozisyonlarında çok daha fazla eskisine göre kadın çalışan var. Çünkü biz her şeyi yapabiliriz. Yani yapamayacağımızı düşünerek başladığımızda tabii ki yapamayız ama bugün kadınlar her şeyi yapabilirler. Ülkeyi yönetebilirler, şirket yönetebilirler, ailelerini yönetebilirler, çevrelerine katkı sağlayabilirler. Onun için her kadın her şeyi yapar. Kafamızın içindeki limitleri tamamen yıkarak yola başlamalarını ve kariyerleri sürecinde de talepkar olmalarını özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bir kere en başta şunu söylemeliyim, kendinizi çok iyi tanımalısınız. Güçlü yönleriniz neler, nerelerde değer katabiliyorsunuz, severek yaptığınız işler neler. Genç yaşta bu değerlendirmeyi kendi kendine yapmanız çok önemli. Çünkü tutkulu olduğunuz alanlarda çalışıp güçlü olduğunuz becerileri kullanabilmek, bir kere işi iş olmaktan çıkarıp enerjinizi böyle keyif alarak harcamanızı sağlıyor. Bu benim için başarıyı getiren önemli faktörlerden biriydi. Her aldığım göreve müthiş bir heyecan, tutku, başarma güdüsüyle yaklaştım. Sizin sorumluluğunuz. Yani ne istediğinizi bilin ve şirketinize kariyer hedeflerinizi, çalışma tercihlerinizi kararlı bir şekilde aktarın. Ama bir yandan beklenmedik fırsatlara da açık olun. Çünkü ilginç kariyer hikayeleri çoğu kez düz bir çizgi değil. Farklı alanlarda zorlu mücadelelere girmeye hevesli olmak ve tecrübe biriktirmek, farklı tecrübeler biriktirmek gerçekten çok önemli. Bir de şunu söylemem lazım. Bütün samimiyetinizle kendiniz olun. Olmadığınız biri gibi davranmaya çalışmak çok yorucu ve yıpratıcı olabilir. Bunu çok önemsiyorum ben. Yani kendiniz gibi davranabilmek, tümüyle kendinizi işe getirebilmek, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu sağlamak için değerlerinizle örtüşen değerleri olan şirketlerde, ortamlarda çalışmayı seçmek iyi bir şey, iyi bir sonuç getiriyor. Çünkü böyle yerlerde zaten kendiniz olabiliyorsunuz. Ve doğru rol modellikle karşılaşma ihtimaliniz de böyle yerlerde daha yüksek oluyor. Son olarak şöyle bir şey söylemeliyim. Bence kişisel destek sistemlerinizi iyi kurmanız çok önemli. Hayatınızdaki farklı rollerin hepsini harika şekilde tek başına yerine getirmeye çalışmak çok gerçekçi değil. Delege edebildiğiniz konularda doğru insanları etrafınıza toplayın, yanınıza alın ve yardım istemekten çekinmeyin diyorum.
Kariyer rotası diye bakınca sanırım benim de içim de herkes gibi bir miktar planlanmış ama bir miktar da tesadüf ve şansın rol oynadığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Herhalde altını çizebileceğim birkaç nokta var bu yolculukta. Bunlardan birincisi, neye odaklanırsanız orada sonuç alıyorsunuz. Fizilis Hanım da altını çizdi, Ece Hanım da altını çizdi. Benim adıma, ben yurt dışında okulu bitirdiğim andan itibaren aslında hep Türkiye'de olmak istedim. Ve yıllar içinde yaşadığım yerler, yurt dışındaki işler, her biri benim adıma kariyerim için yaptığım bir fedakarlıktı. Zaman zaman bunu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer nokta, siz ne kadar planlarsanız planlayın, hayat düz bir çizgi değil. Aynı şey kariyerlerimiz için de geçerli. Her şey öyle planladığımız gibi olmuyor. Bazen büyük bir hevesle, heyecanla başladığımız yollar çıkmaz sokaklara da dönüşebiliyor. Bence önemli noktalardan biri de kariyerinizde inisiyatifi ele almak ve mutlu olmadığınızda, değişim istediğinizde de o cesareti gösterip değişikliği yapmak. Bir örnek vermek gerekirse, ben dediğim gibi bankacılık kariyeri, hep hayalim Türkiye, Citibank Türkiye'ye gelmek. Ve nihayet gerçekleşti. O 7 sene dolaştıktan sonra Citigroup dünyasında hayal ettiğim noktaya, göreve geldim ve çok kısa zamanda da anladım ki aslında çok mutlu değilim geldiğim, yıllardır uğraştığım, gelmek için uğraştığım noktada. Ve çok radikal bir karar aldım. Bankacılığı bırakıp o zaman sadece bir proje kodada olan, benimle birlikte bir çalışanı daha bulunan bir oluşuma dahil olmak üzere Boyner Grubu'na katıldım. Hiç düşünmediğim bir şekilde o yol beni 8 ay sonra Beymen'deki bugünkü koltuğuma getirdi. Ece Hanım'a çok katılıyorum. Kariyerimiz boyunca güzel örneklerden de ne yapmamalıyım diye pek çok örnekle görüyoruz. Ama her birinden, her bir tecrübeden bir şeyler kazanıyoruz. Çeşitlilik çok kritik diye düşünüyorum. Ve özellikle icra deneyimiyle biraz daha stratejik, büyük resme bakabilme yetkinliğini yıllar içinde harmanlamanın, her ne iş yaparsanız yapın, hangi sektörde olursanız olun, önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ama galiba neticede iş birazcık sizin ne istediğinizde bitiyor, azimde bitiyor, bir de biraz dayanıklılıkta bitiyor diye düşünüyorum. Özellikle içinde geçtiğimiz bu günlerde o resilience denilen dayanıklılık hepimiz için kritik bence. Benim kariyerim bir değişim ve dönüşüm hikayesi. Aslında ben ne kadar önemli olduğunu panelistlerim söylese de ne istediğimi 17 yaşındayken bilmiyormuşum. Diş hekimliği okudum, diş hekimi oldum, diş hekimliğinde akademik kariyer yaptım. Evde çalıştım, muayenehanede çalıştım. Ama bir gün geldi ki ben ömrümün sonuna kadar bunu yapmak istemiyorum noktasına geldim. O zaman ilaç sektörü çok genç, çok dinamik bir sektör. Türkiye'de çok büyüyordu. Hem yerli hem yabancı, çok uluslu ilaç firmaları ülkemizde gerçekten pazarlamanın, markanın öncülüğünü yapıyordu. Product Manager olarak, hatta Junior Product Manager olarak başladığım yolculuğumu Boğaziçi Üniversitesi'nden de bir Executive MBA alarak uzun yıllar boyunca sürdürdüm. 18 sene aynı firmada çalıştım. Değişim zamanıydı. Pek çok birleşme ve satın alma oldu. Her birinde ben sanki yeni bir şirkette çalışıyormuşum gibi oldum. Ama aslında iş değiştirmedim, iş aramadım. Rol değiştirdim, çok şey öğrendim. Bir şirkette yapılabilecek herhalde her işi yaptım. Üretim, pazarlama, satış. O zamanlar iş dünyasında çok daha da az kadın vardı. Ben Türkiye'de ilaç sektöründeki ilk ve tek kadın satış müdürü oldum. O zaman 2500 tıbbi satış temsilcisinin çalıştığı, büyük ciroların yapıldığı büyük bir şirketti. Ve bu da beni yurt dışına götürdü. Paris'te bu şirketin ana merkezinde küresel bir göreve geldim. 2 sene üst üste terfiler aldım. Çok daha büyük bir pozisyona geldim. Bütün dünyada hastalıkların sağlık politikalarıyla ilgilenen pek çok proje yaptım. Hastalarla, hekimleri, ilaç kullanımıyla sonuçları birbirine bağlayan çok değişik şeyler öğrendim. Hiç üstüme vazife olmayan pek çok iş yaptım. Burada da şunu öğrendim. Yani eğer birisi sizin bir işi yapabileceğinizi düşünüyorsa siz o işi yapabilirsiniz. Bana şunu yapar mısın dedikleri zaman hep evet dedim. Eve geldim, ağladım ben bunu ne yapacağım şimdi hiç bilmiyorum dedim.
Ama sonra o bir günlük ağlamadan sonra elime aldım, öğrendim, yaptım. Bu da beni çok güçlü yaptı. Değişime açık olmak, yeniliğe açık olmak, çabuk değişebilmek, adapte olabilmek ve krizlerden fırsat çıkarmak çok önemli. Ben 57 yaşındayım. 1985 yılından beri profesyonel olarak çalışıyorum. Türkiye'de ve veya dünyada kriz olmadığı bir yıl hatırlamıyorum. Biri iyi gittiyse biri kötü gitti ya da son zamanlarda ikisi birden kötü gitti. Ama her kriz kendi fırsatlarını beraberinde getirir. Ben hep pozitif düşünerek yapabiliriz. Muhakkak bunun içinde de yapacak bir şey vardır. Bu durumu aşarız diye pozitif yaklaşarak ekiplerimi ve zaman zaman bağlı bulunduğum yöneticileri motive ederek belli başarılara ulaştığıma inanıyorum. Dolayısıyla kriz bir an evvel genç arkadaşlar, kariyer isteyen arkadaşlar krizleri sevmeyi öğrensinler. Bitmeyecek. Ve sizin kariyerinizin kilometre taşlarını krizler ve kötü zamanlar belirleyecek. İyi zamanda herkes başarılı olur. Biraz daha çalışkan olan, biraz daha yetenekli olan, biraz daha iyi network'ü olan ön plana çıkabilir. Ama gerçek değer kriz zamanında ortaya çıkar. Çok da fırsat var küresel ve ülkesel olarak. Ben diyorum ki Kodri Meydan. Şimdi de uçak motorlarından dijital dönüşüme, kömür santrallerinden büyük barajlara çok farklı alanlarda hizmet gösteren General Elektrik'in çatı yönetimini yapıyorum Türkiye'de. Dolayısıyla öğrenmek hiç bitmedi. Şunu öğrendim. Öğrenmeyi bitirdiğiniz zaman kariyeriniz bitiyor. Ben genel müdür oldum, ben CEO oldum, ben CFO oldum. Her neyse pozisyonunuz, artık oldum diye bir şey yok. Devamlı olarak öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmeye açıklık, öğrenmeye hevesli olmak son derece önemli. Güçlü bir kadın olmak, yeni şeyler öğrenmek, yapamayacağımı düşündüğüm işleri yapmak için donanımlı olmak, hiç durmak, yeniden okula gitmek, okul okumak, her zaman devam etmek ve başarmak benim mottolarım oldu. Gelişime açık olmak. Evet. Özetle, değil mi? Değişime açıklık ve kriz. Dört kritik konuda çalışılması, hedefe yönelik çalışılması lazım bence. Birincisi kadınların değer yaratan sektörlerde iş gücüne katılımını geniş ölçüde arttırmamız lazım. Ücretlerdeki farkların kapatılması lazım. İşte bizler gibi liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısının artması lazım. Ve yeni ortaya çıkan böyle yüksek talepli becerilerde ve işlerde eşitlik oluşturmak lazım. Burada bence bizlere çok iş düşüyor, CEO'lara çok iş düşüyor, kadın erkek tüm CEO'lara. Dolayısıyla hala bir kere bu anlayışa gelmemiş olan CEO'lara bu konuda güçlü bir iletişimle bir bilinçlendirme yapmak ve bu ajandayı sahiplenmelerini sağlamak lazım. Bu konunun bence şirketlerin en önemli stratejik öncelikleri arasına girmesi lazım. Burada yine hani CEO'ların önemli bir rolü var. Hedeflerle çalışmamız lazım, doğru. Dönemsel olarak bu hedefleri sürekli geliştirmek tabii ki önemli ama bu iş rakamlarda sadece kalınca olmuyor. Yani yapmış olmak için şeklen yapılan işler bir değişim yaratamıyor. Şirketin özümsemesi lazım. Özümsemesi lazım. Bütünsel bir değişim yaratmak lazım şirketlerin kültüründe. Yurt dışında farklı kültürlerde çalışma şansı olmuş biri olarak söyleyebilirim ki aslında Türkiye bu açıdan gerek Avrupa gerek Amerika'ya göre oldukça daha iyi bir noktada. Ancak elbette bizim de gidecek daha çok yolumuz var. Ben cam tavan konusuna şöyle yaklaşıyorum. Sınırlar siz o sınırların olduğunu düşündüğünüz sürece varlar. Olduğunu düşündüğünüz ve kendi davranışlarınızı da o sınırlara göre adapte ettiğiniz, çitin öteki tarafına geçmeyi hayal dahi etmediğiniz zaman gerçekten de o sınırlar oradalar. Ancak sınırsız düşünür ve cesaretle hareket ederseniz kapınızı o cam tavana birkaç kere çarpıyorsunuz, canınız acıyor ama neticede o cam tavanı çatlatıyorsunuz ve bir noktada kırıp çıkıyorsunuz. Ve bunu sadece kendiniz için yapmıyorsunuz, aslında tüm kadınlara da yol açıyorsunuz diye düşünüyorum.
Bu anlamda da özellikle genç kızların eğitiminde kendilerine güvenle ve cesaretle yapabilirim bakış açısıyla yetişmelerinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir takım mentorluk programlarından bahsedildi. Bu tür programların da doğru işlediğinde bu açıdan çok büyük işe yaradığını düşünüyorum. Türkiye'de kadınların istihdama katılımı sadece %29,4. Erkeklerin yıllık ortalama brüt kazancı kadınlardan daha fazla. Fark ülkemizde az ama yine de anlamlı, %13,5. Bazı batılı ülkelerde 30-32'ye kadar hala bir kadın erkek gelir farkı var. Aynı işi yapan aynı kıdemdeki kadınlar arasında. Kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha düşük ücret alıyorlar. Çalışma hayatında kalma süresi, bu çok önemli, erkeklerde 39 yılken kadınlarda ne yazık ki sadece 19 yıl. Girişimcilikte de benzeri bir tablo var maalesef. Her 100 girişimci işverenin 91'i erkek, 9'u kadın. Ve kadınlar genellikle çok küçük, çok çok küçük mikro işletmelerin sahipleri ve patronları oluyorlar. Kısacası ülkemizde kadınların iş hayatındaki yeri hala sorunlu. Bunun altına kalın çiziyorum ama tabii ki de bugüne kadar hepimizin de katkı ve çabalarıyla, pek çok kıymetli derneğin çabasıyla çok ileriye gittik. Başladığımız noktadan çok daha iyi bir yerdeyiz ama 2020 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına 3 sene kalmışken ben hala eşitliği yakalayamamış olmamızı kişisel bir meydan okuma olarak alıyorum ve bu konuda elimden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorum. Şirketlerde gerçekten çeşitlilik ve kapsayıcılığın bir kurum politikası olması, kurum kültürünün içine yerleştirilmesi lazım ve bu konuda görev liderlere düşüyor. Bunun bir aşağıdan gelen, genç arkadaşlarımızdan gelen bir dalga olmasını beklemememiz lazım. Önce bizler ve bizim üzerimizdekiler bu örneği yapmaları lazım. Eğer siz nasıl davranırsanız, nasıl konuşursanız, hangi programlara destek verirseniz, sizi nerede nasıl konuşurken görürlerse çalışanlar, o kadar inançları ve umutları olur. Dolayısıyla yöneticilikte liderliğe çok önemli rol düştüğünü görüyorum.